oluyor. Ve annemle birlikte koronavirüs gününde hastaneye gitmiştim. Orada annem bana hep kızmıştı, yani mikrop vardır, dokunma, elleme diye. Ben de dedim ki sen bana dokunma diyorsun ama dedim o dokunmatik sıralama cihazına dokunuyorsun diyerek oradan yola çıkarak projemizi tasarlamayı düşündüm. Manisa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri hazırladıkları projelerle Teknofest 2020'den derece ile döndü. Manisa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden Aybüke Demirok, Dokunmatik adlı proje ile insanlık yararına teknoloji yarışması insanlık ve ilk yardım kategorisinde birincilik ödülünü alırken, Cüneyt Yümer'le İsmail Çeşmeci, uçaklar için güvenli iniş sistemi isimli proje ile insanlık yararına teknoloji afet kategorisinde üçüncülük ödülü aldı. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay da Manisa Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret ederek Gaziantep'te düzenlenen Teknofest 2020'de dereceyle dönen öğrencileri tebrik etti. Bir de buna yakalarak platformun suyun üstünde daha düzenli bir şekilde... Öğrencilerin hazırladığı projeleri inceleyen Kaymakam Çaykara, Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Özgür Emeksiz'den bilgi alarak öğrencilere hediye verdi. Sayın Mahir, öğretmenlerimizin de hazır. Melek Hocam. Hocam. Birinci olan. Manisa Bilim ve Sanat Merkezi 4. sınıf öğrencilerinden Aybüke Demirok, annesiyle birlikte gittikleri hastanede annesinin etrafa dokunmaması konusundaki ikazı üzerine projeyi geliştirdi. Danışmanı Sosyal Bilgiler Öğretmeni Melek Yeylani Bayram'la birlikte kolları sıvayan Aybüke Demirok, insanların hiçbir şekilde temas etmeden rahatça başta hastaneler olmak üzere kamu kurumlarında sıra alabilecekleri makine geliştirdi. Geliştirilen makineyle vatandaşlar yeni kimliklerde bulunan çipleri okutarak rahatça sıra numarası alabilecek. Cihaza temas etmeden sıra numarası alınarak başta koronavirüs gibi bulaşıcı hastalıkların korunmasına da imkan sağlanmış olacak. Bunun barkodumuzun arkasındaki yokluyoruz ve sistemde hasta kaydını çıktı. Bu istediğimiz poliklinik algılayıcısına elimizi yaklaştırıp temas etmeden elimizi yaklaştırıyoruz. Tamam. Ve yazdı. Temassız bize sıramızı vermiş oluyor. Projeye destek veren Manisa Celalbeyr Üniversitesi Teknokent ayrıca projenin patent sponsorluğunu da üstlendi. Annesinin ikazından ilham aldığını belirten 4. sınıf öğrencisi Aybüke Demirok şöyle konuştu. Koronavirüs gününde hastaneye gitmiştim. Orada annem bana hep kızmıştı, yani mikrop vardır, dokunma, elleme diye. Ben de dedim ki sen bana dokunma diyorsun ama dedim o dokunmatik sıralama cihazına dokunuyorsun diyerek oradan yola çıkarak projemizi tasarlamayı düşündüm. Bu hastanelerdeki sıralama cihazına kimliğinizin arkasındaki bakanlığın uygulaması olan barkod okuyacak ve barkod okuyucu bulunacak. Sıralamak isteyen kişi kimliğinin arkasındaki barkod okutarak sistemde hasta kaydını oluşturacak. Bu sayede kişi hasta kayıt için bir daha sıra bekleyip hastanelerdeki bekleme sürecini uzatmayacak ve hasta kaydını temassız oluşturduğu için kendini korumuş olacak. Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını ve geniş kitlelere ulaşmasını önüne geçebilmek adına hastaneler, vergi daireleri, nüfus müdürlükleri, bankalar, postaneler ve buna benzer çoklu işlem yapılan kuruluşlarda temas gerektiren unsurları ve buralarda geçiren vakitleri en azı indirmeyi hedefledik. Biz bu işe hastalığın, virüsün, mikrobun en çok olduğu hastanelerden başladık. Hastanelerde her gün binlerce kişinin muayene sırası alabilmek için çok cihazlarının dokunmatik ekranlarına veya düğmelerine temas ettiğini düşündüğümüzde bu cihazların mikrop yuvası olduğunu söyleyebiliriz. Biz de bunun önüne geçebilmek adına hastanelerdeki kioks cihazlarını temas gerektirmeden kişinin hasta kaydını oluşturup muayene sırasını veren temassız kioks cihazlarıyla değiştirmeyi düşündük. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da Teknofest'ten dereceyle dönen öğrencileri kutladı. Teknofest festivalinde iki projemiz ödül aldı. Bir tanesi Aybüke kızımızın dokunmadan sıra alma işlemlerini yapan projesi birinci oldu. Tabii günümüzün şu anda pandemi ortamı her yerde söz konusu olduğu için günümüzün şartlarına da çok uygun bir proje. Özellikle Aybüke tabii hastane için düşünmüş, hastaneye gittiği için ama nüfus, tapu gibi vatandaşla temasın sürekli olduğu, sıra alma konularının gündeme geldiği yerlerde
uygulanabilir güzel bir proje. Okulumuz tabi patent almak için müdürümüzün öncülüğünde gerekli girişimleri yapacaklar. Diğer projemiz de güvenli uçak iniş sistemleri projesi. İsmail ve Cüneyt öğrencilerimizin hazırladığı proje, o da üçüncü oldu. O da uçaklarımızın inişinde her zaman zaman sıkıntı olduğu bütün uçakların söz konusu. Dolayısıyla alanıyla ilgili çok önemli bir proje. Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Cüneyt Yümer ve İsmail Çeşmeci ise hazırladıkları uçaklar için güvenli iniş sistemi projesiyle Teknofest 2020'den üçüncülükle döndü. Öğrenciler hazırladıkları projeleri anlattı. Biz uçaklar için güvenli bir iniş sistemi yapmaya çalıştık. Bu iniş sistemi sayesinde kötü hava koşulları, iniş takımları açılmayan veyahut da motor arızası geçiren uçaklar için bir iniş sistemi yaptık. İniş takımı açılmayan uçağımız pistimize yaklaşıyor. Görüntü sensörümüz uçağımızı algılayıp motorlarımızı çalıştırıyor. Uçağımız platformuna yerleşip raylardaki sürtünme sayesinde ilerliyor. Sistemimizde iki tane frenleme sisteminden yararlandık. Bir tanesi indiği platformdaki raylardaki sürtünme, bir diğeri motorun yaptığı motor freni. Biz bu projeyi yapmanın fikrine yakın zamanda gerçekleşen uçak kazaları ve uçak sayısının gün geçtikçe artıp bazı insanların bu uçaklara hala daha korkusu var. Bu insanların korkusunu biraz daha dindirmek. Bu projeye daha birkaç bir şey daha eklemeyi düşünüyoruz. Daha fazla geliştirip bunu gerçeğe en yakın hale getirip halka sunmak istiyoruz. Mekanizmamızdaki iki adet frenleme sistemine ek olarak bir de havuzun üstünde düzgün bir şekilde hareket etmesi için platformun altına bir kanca sistemi yerleştirdik. Ve bu mekanizmayı sadece havalimanlarına değil belirli aralıklarla okyanuslara da koymayı planladık. Ve mekanizmayı geliştirip gerçek hayatta uyarlanabilir bir şekilde yapmak istiyoruz. Havacılık sektöründe ütopik bir buluşun olmadığını belirten proje danışmanı Selman Ülker, projeyle ilgili Teknofest'te ilgi gördü, öneriler verildi ifadelerini kullandı. Havacılık sektörünü düşündüğümüz zaman artık müthiş şeyler yapılıyor. Bundan 10 sene önce dronlarla alakalı hiçbir şey söylenmezken şimdi dronlardan ordu kurmaya başladılar. Artık havacılık sektöründe ütopik bir şey kalmadığını düşündük biz. Dolayısıyla bu projenin hayata geçmesi mümkün olabileceğini düşündük ve bu projeyi tasarladık. Umarım dikkate alınır, Teknofest yarışmasında ilgi gördü, bunun hayata geçmesi yönünde öneriler verildi havacılık sektöründe çalışan mühendisler tarafından. İzmir'de bir F-16'lara güvenlik sistemleri üreten bir firmayla bağlantımız sağlandı. Önümüzdeki günlerde onlarla görüşüp bu projeyi nasıl geliştirebiliriz, nasıl hayata geçirebiliriz onları konuşacağız. Umarım insanlığa bir katkımız olur.